Sosyal medya hepimizin hayatında. Herkes muhakkak gün içerisinde sosyal medyaya giriyor. Ne var ne yok bakıyor. Ama aman dikkatli olun. Kimi mesajlar var ki sosyal medyadan gerçek zannediyorsunuz. O linke tıklıyorsunuz, sonra hesap ele geçiyor. Ama bununla birlikte hem o hesabı geri almak çok zor, hem de bununla birlikte sizin üzerinizden sanki sizmişsiniz gibi takipçilerinizi, sevdiklerinizi kandırabiliyorlar, paralarını alabiliyorlar. Aman dikkat, dikkat de nasıl dikkat edeceğiz, neyi yapacağız, neyi yapmayacağız? Öğrenelim, sözü hemen muhabirimiz Adem Hançer'e verelim. Son günlerde iyice çoğaldı sosyal medya hırsızlığı. Ne mi? Tabii hesaplar çalınıyor. Twitter hesapları çalınıyor. Instagram hesapları çalınıyor. Facebook hesapları çalınıyor. Çalınmakla yetmiyor. Sizin adınızı kullanarak dolandırıcılık yapabiliyorlar. Tabii birçoğumuzun başına geldi. Özellikle ünlü isimlerin başına geliyor. Yüksek takipçili insanların başına geliyor bu olay. Son günlerde iyice arttı, şikayetler arttı bu konuda. Yanımızda işin uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık var. Tabii işin uzmanı dedik, kendisi dijital iletişim uzmanı, medya uzmanı, kendisine soralım. Şimdi şikayetler arttı dedik, size de şikayet fazlasıyla geliyordur ki bizim bulunduğumuz kurumda da birkaç arkadaşımızın başına geldi. Neden oluyor bu olay? Evet Adem Bey, son dönemlerde ciddi olarak bu hırsızlıklar artmaya başladı. Özellikle Instagram ve Twitter hesaplarının hedeflendiğini görüyoruz. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi popüler isimlerin, takipçisi yüksek olan isimlerin, influencerların ya da medyaya mal olmuş isimlerin çok yoğun şekilde bu saldırılara maruz kaldığını görüyoruz. Evet. Bunun temel hedefi aslında bir şekilde dolandırıcılık. Yani işte dediğim gibi bahis sitelerinin reklamını yapmak, kripto para sitelerinin reklamını yapmak adına işte ben oynadım, siz de oynayın, İşte ben kazandım, siz de kazanın deyip zaten toplum içerisinde güven tesis etmiş insanların hesapları kullanılıyor ve bu şekilde onları takip eden vatandaşlara bunlar sunuluyor ve vatandaşların dolandırılması, mağdur edilmesi hedefleniyor. Sahte dekont paylaşıyorlar sizin isminizi veya çalınan hesabın ismini kullanarak. Evet aynen öyle. Yani bakın ben bunu oynadım, kazandım. Ben buraya paramı yatırdım, kazandım. Ben sizleri çok seviyorum, değerli takipçilerim. Siz de buraya paranızı yatırırsanız böyle kazanırsınız diyorlar ve hatta sahte içerikler oluşturarak, hesaplar oluşturarak sanki işte ben de örnek vereyim, Adem Hançer'e uydum, kazandım, siz de kazandım deyip bunları bir de hikayelerinde paylaşıyorlar. Böylece güven tesis etmiş oluyorlar. Yani bu sosyal medya hesapları nasıl çalınıyor? Bu kadar kolay mı yani? Evet, aslında bu kadar kolay. İki yöntem var hesapların çalınmasını sağlayan. Bir tanesi phishing dediğimiz oltalama saldırıları. Bir tanesi smishing dediğimiz saldırılar. Phishing saldırıları çok artmaya başladı. Yani oltalama saldırıları. Nasıl oluyor Adem Bey? Hızlıca hemen anlatalım. İlk yöntem, size bir Instagram'ın destek merkezinden bir telif ihlali yaptığınız yönünde bir mesaj geliyor. Siz de popüler isim, ünlü isim olduğunuz için acaba bir içeriğimde bir sorun mu var, sıkıntı mı var diyorsunuz ve içeriği tıklamaya başlıyorsunuz. İkinci yöntemde işte sizinle ilgili bir magazin sitesinde çok kötü fotoğraflar gördüm. Hemen bu magazin sitesine tıklayın ve kaldırmayı talep edin diyor. Tabii ki biz o anda topluma mal olmuş isimleriz. İşte sanatçılar, topluma mal olmuş isimler korkuyorlar ve panik halinde hemen oraya girip linki tıklıyorlar. Linki tıkladıktan sonra hayır bitmiyor. Şifrelerini giriyorlar. Evet. Şifrelerini giriyor. Haberi görmek için şifrenizi girin diyor. Ya da telif ihlalini ortadan kaldırmak için şifrenizi girin diyor. Tabii o birkaç saniye çok önemli. Siz de korktuğunuz için hemen neymiş diyorsunuz, merak ediyorsunuz. Merak duygularımız ve korku duygularımız o anda üst seviyeye çıkıyor ve bu şekilde hesaplarımızın erişimi siber hırsızların eline geçmiş oluyor. Peki hesabı çalınan kişiler öncelikle ne yapmalı? Süreç nasıl işliyor? Evet, şimdi hesabı çalınan kişilerin tabii ki öncelikle ilgili sosyal paylaşım ağlarıyla iletişime geçmesi gerekiyor ve tabii ki adlarına düzenlenecek herhangi bir terör örgütü faaliyeti olabilir ya da bu tarz illegal, yasa dışı faaliyetler olabilir. Bundan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Ama açık söylemek gerekir Adem Bey. Yani çok fazla hani 24 saat içerisinde bu dönüşler sağlanmıyor. Yani ilgili sosyal paylaşım ağları içerisinde. Çünkü çok fazla bu konuda dosya var. Çok dosya mevcut, çok şikayet mevcut. O yüzden hemen hızlı olmuyor. Burada hemen diğer hesaplardan ya da arkadaşlarımızla iletişime geçerek ortak arkadaşlarımız üzerinden, yani böyle linkler gelirse bunların tıklanmaması gerektiğini mutlaka söylememiz gerekiyor. Son derece önemli. Ve tabii ki Adem Bey şunu yapmamız lazım. Bir 8 haneli bu takip kodları bulunur. Bu takip kodlarını almamız gerekir. Çünkü o takip kodu sayesinde size bir sıfırlama bağlantısı gelir telefonunuza. Yani telefonunuz ele geçirirse, mailiniz ele geçirirse bile o 8 haneli işte Instagram'dan almış olduğunuz yedek kodlar hayatınızı kurtarır. Mutlaka
mutlaka izleyicilerimiz bizi takip ediyorlar. Mutlaka bu kodları alsınlar. Özellikle ünlü isimler, topluma mal olmuş isimlerin üzerinden bu dolandırıcılık faaliyetleri geçiriliyor. Çok dikkat etmekte fayda var. Şimdi yöntem şu dedik, sitelere yönlendiriliyor dedik. Şifre güvenliği. Son olarak sizden bunu alalım. Şifremiz ne kadar güvenli olmalı? Halbuki yani tamam şifremiz oraya giriyoruz ama bir de bireysel olarak şifre güvenliğinden biraz bahsedelim. Tabii şifre güvenliği de son derece önemli. Çünkü siber saldırganlar çok farklı yöntemler kullanıyorlar aslında. Şifreleri ele geçirmek için birbirinden farklı yazılımlar var. Özellikle 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi, A, B, C, D gibi böyle herkesin bilebileceği doğum tarihleri vesaire en rahat kırılan, birkaç saniyede kırılan şifreler. Burada yapmamız gereken mutlaka 8 karakterden uzun, büyük harf, küçük harf, özel işaret, alt çizgi mutlaka bulunması gerekir. Ve Adem Bey mutlaka iki aşamalı güvenlik onayı açılması gerekir. Şifrenizi karşı tarafa geçseniz bile, girseniz bile iki aşamalı güvenlik onayı sizin telefonunuza bir kod göndereceği için şifre karşı tarafa ele geçirilse bile o kodu sizden isteyecektir. O kodu göndermediğiniz müddetçe hesabınızı ele geçirme gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel uyarılar yaptınız. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, dediğimiz gibi aslında çok önemli bir olay. Sosyal medya hesaplarımız günümüzün birçok vakti orada geçiyor. Uzun vakitler geçiriyoruz. Birçok bilgi paylaşıyoruz. Yazışmalarımız var. Dikkat etmek gerekiyor. Doçent Doktor Ali Murat Kılık önemli noktalara değindi. Öncelikle dediğimiz gibi her gelen linke tıklamamak ve bir sürü şey dikkatli olmak, iki faktörlü kimlik doğrulaması vesaire dikkat etmek gerekiyor. Tabii başımıza gelirse de ne yapacağımızı yine kendisi açıkladı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. %4,5